1999 yılında dünya yeni bin yıla merhaba demeye hazırlanırken Avrasya Hospital, İstanbul'un tam merkezi Zeytinburnu'nda "Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir" parolasıyla hizmete girdi. Hastane olarak projelendirilen ilk özel hastanelerden biri olan Avrasya Hospital'ın farkı, ergonomik yapısı ve özel mimarisiyle öne çıkıyor, hizmet anlayışında 21. yüzyılında ötesinde bir kalite anlayışını benimsediği fark ediliyordu. Avrasya Hospital altyapısını yaparken ameliyathanelerine çok önem vermiştir. Hastanemizde 24 saat çalışabilen 6 ameliyathane vardır. Tam donanımlı, düzgün ameliyathanelerimiz vardır. Sağlık ne kadar öncelikliyse insan da en az o kadar değerliydi Avrasya Hospital için. Hasta ve yakınlarının memnuniyeti Avrasya Hospital'ın uzman kadrosunu da memnun ediyordu. Hasta haklarını esas alan duruşuyla ISO 9001 standartlarını yakalayıp Sağlık Bakanlığı, sağlıkta kalite standartlarında da A sınıf hastane olmayı başardı kısa sürede. Ben buraya manuel sandalye ile geldim. Şimdi gördüğünüz gibi ayaktayım. Doktorlarımı, hastaneyi o kadar çok seviyorum ki başım ağrısa buradayım. Türkiye'nin radyasyon onkolojisi ruhsatı alan ilk özel hastanesi olan Avrasya Hospital, daha geniş alanda, daha kaliteli hizmet verebilmek için yatırımlarına her geçen gün yenilerini ekleyerek büyüdü ve 17 bin metrekarelik kapalı alana ulaştı zamanla. IŞİN tedavisi, radyoterapi uygulanan onkoloji merkezi, anjiyo ve bypass ve tüm kalp ameliyatlarının yapıldığı KVC ve kardiyoloji üniteleri, endoskopi üniteleri, medikal estetik ve güzellik ünitesi, çağın ilerisini zorlayan gelişmiş görüntüleme merkezleri ve laboratuvarlar, cerrahi, koroner, KVC ve yeni doğan bakım ünitelerine ayrılmış 51 yatak kapasiteli yoğun bakım üniteleri, tüm donanımlara sahip acil servisi, ambulansı, 30'u aşkın poliklinik odası, 135 yatak kapasitesi, kimi zaman hayata döndüren, çoğu kez sağlığa kavuşturan, bazen de düşen yaşam kalitesini düzelten 6 adet üstün teknolojik donanımlı ameliyathanesi, Güneş Sistemi'nin 3. gezegeni, dünyadan ilk nefeslerini alacak bebeklere ilk ev sahipliği yapan 3 doğumhanesi, 26 branşta 50'den fazla uzman doktor kadrosu ve 350 hasta odaklı çalışan personeliyle Avrasya Hospital 7 gün 24 saat hizmet vermektedir. Hastane bünyesinde yer alan saç ekim ünitesi her ay onlarca insanın mutluluğu yakalamasına yardımcı olmakta. Her bebek sevinç, mutluluk, neşe ve umut olarak doğar. Geleceği daha güzel kılacak olan onlardır. Avrasya Hospital, bebeklerle olan diyaloğunu onlar henüz anne karnındayken başlatmakta. Yakın ve özel takiplerle aileler mutlu final için hazırlanırken, bebeklerin anne karnındaki büyülü yolculuğu her aşamada takip edilip destek verilmekte. Doğum sonrasında ise sağlıklı büyüme ve gelişme için gerekenler yapılmakta. Bebekler Avrasya Hospital'la birlikte büyüyüp hayata alıştırılmaktadır. İstanbul'un göbeğinde yer alan Avrasya Hospital, Marmaray ve tramvay yolu üzerinde konumu ile size bir telefon kadar yakın. Bu telefon bir gün hayat kurtarabilir. 0212 665 50 50. Kanal 58 ekranlarından mutlu günler kıymetli izleyenlerimiz. Avrasya Hastanesi'ndeyiz ve Şifa Kapısı programımızda sizlerle birlikteyiz. Bu hafta da Şifa Kapısı programımızda bel fıtığı, boyun fıtığı, tedavi yöntemleri ve teşhisinden bahsedilecek panelimizde sizlerleyiz. Avrasya Hastanesi Zeytinburnu'ndan herkese merhabalar. Hepinize kocaman sevgiler. Canlı yayınımıza hoş geldiniz.
Bugüne kadar panellerle sizlere ara vermeden sağlık bilgileri sunduk ve sunmaya devam ediyoruz. Genel cerrahi, onkoloji, kadın hastalıkları ve doğum, çocuk hastalıkları, kalp sağlığı paneli ve daha birçok panel derken bugün de birbiriyle yakın bağlantılar halinde olan iki branşı bir araya getirdik. Beyin cerrahisi ve fizik tedavi branşlarımızdan hocalarımızın anlatımlarıyla ortak bir yayın olacak. Ekip ruhu var bu çatı altında demiştik. İşte yansıması. Sağımda ve solumda medikal kadromuzun iki güçlü ismi bugün yanımda. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir prensibiyle 22 yıldır şifa kapılarıyla milyonlarca hastaya kaliteli sağlık hizmeti sunan Avrasya Hastanesi edindiği misyonla her daim toplum sağlığını önemseyen, hasta ve çalışan memnuniyeti odaklı, etik, etkin ve verimli, kaliteli sağlık hizmetlerinin tercih edilir merkezi konumu olmuş durumda. Yenilikçi ve ileri teknolojiyi takip eden Avrasya Hastanesi, ulusal ve uluslararası birçok toplumsal kitleye ulaşmıştır. Uluslararası demişken de yurt dışından tedavilerini gerçekleştirdiğimiz izleyicilerimiz de her daim yayınımızda var. Onlara da buradan selamlarımızı ve güzel dileklerimizi iletiyoruz. Evet, birçoğumuzun yaşadığı bel ve boyun ağrıları yaşamımızı olumsuz yönde etkiliyor. Yürümekte zorlanıyoruz, boynumuzu çeviremez hale geliyoruz belki ve tüm gün günlük yaşam kalitemizi en aza indirmiş oluyoruz. Yanımda hastanemizin çok kıymetli iki doktoru var. Yılların deneyim ve tecrübeleriyle, ameliyatları ve tedavileriyle her zaman başarılar göstermiş isimler. Birazdan yaşadığınız bu sağlık problemlerinize, sorularınıza cevaplar verecekler. Birçok sorular yöneldi bize Facebook'tan, izleyicilerimiz tarafından. Demek ki birçok hastamızda bel, boyun ağrısı şikayetleri çok sıklıkta yaşanıyor. Bugün sizlerin bize yönlendirmiş olduğu sorularımızı değerli hocalarımıza sorup bu sorularınıza yanıtlar vereceğiz. Evet, ilk olarak hastanemizde başarılı ameliyatların tercih edilir ismi. Hastanemizde başarılarıyla da hastalarının güvenini kazanmış bir isim. Evet, birçok hasta görüyoruz. Belki kımıldayamayacak, yürüyemeyecek durumda gelip daha sonrasında burada hocamız tarafından gerçekleşen ameliyatları sonrasında ciddi anlamda sağlığına kavuşmuş bir şekilde, yüzü güler bir şekilde hastanemizde kontrole geldiklerini gördüğünde bizler de çok mutlu oluyoruz. Buradan hepsine öncelikli olarak geçmiş olsun da diyoruz. Hocamıza da bu başarılarından dolayı tüm izleyenler adına teşekkürlerimizi sunuyoruz. Evet, beyin cerrahi uzmanımız Profesör Doktor Çetin Ayhan Evliyaoğlu bizlerle. Hocam, öncelikle hoş geldiniz diyorum yayınımıza ve kısaca izleyenlerimize kendinizden bahseder misiniz? Beyin cerrahi uzmanıyım. 1988 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunuyum. İhtisasımı Ankara Numune Hastanesi'nde yaptım. Daha sonra Kocaeli Üniversitesi ve Kırıkkale Üniversitesi'nde akademik hayatımı devam ettirdim. 2009 yılında İstanbul'a geldim ve artık özelde çalışıyorum. Bu zamandan beri ameliyatlarımı da bu şekilde sürdürüyorum. İyi ki bizimlesiniz diyoruz, iyi ki Avrasya Hastanesi'ndesiniz diyoruz. Hocam, bugün bel fıtığı ile ilgili sizlere sorularımızı yönelteceğiz. Bu konudaki birçok sayısız başarılarınız var. Hangi birini anlatsak tabii ki yetersiz kalır. Bu konuda izleyenlerimizin merak ettiği sorular var. Dediğimiz gibi birçok kişi demek ki bu problemi ciddi anlamda yaşıyor. Hocam, ilk olarak sorumuzu yöneltmek istiyorum. Bel fıtığı nedir ve belirtileri nedir? Kısaca bahseder misiniz? Bel fıtığı ya da boyun fıtığı dediğimiz zaman vücudumuzun desteğini, ana destek yapısını oluşturan omurgamızı oluşturan omurlar arasındaki o yastıkçıkların omurilik kanalına doğru hafif baskı yapması ve oradaki sinirleri sıkıştırması olayı. Biz buna bu belde görülürse buna bel fıtığı, boyunda görülürse boyun fıtığı ya da torakal bölgede görülürse de yani torakal fıtık olarak değerlendiriyoruz.
Buradaki ana düzen bu omurların arasındaki o yastıkçıklar bizim hem hareketimizi yapmamızı, öne doğru eğilme, yana doğru eğilme hareketimizi yapmamızı, boynumuzu rahat çevirmemizi sağlayan unsurları oluşturuyor. Hem hareketli kısmı oluşturuyor hem de bizler iki ayak üzerinde yürürken o yerde yaptığımız ağırlığın vücudumuza vurmamasını, yani her seferinde ayağımızı her attığımızda beyin kafatasımıza bir ağırlık hissederdik öbür türlü, çekiç vurur gibi. Hı hı. Halbuki o yastıkçıklar bize süspansiyon görevini görüyor. Aynı arabaların o yayları gibi bu şekilde koruyor. Şimdi oradaki zaman içerisinde bunun su içeriğinde azalmalar oluyor, dejenerasyonlar oluyor ve onun yapısal bütünlüğü bozuyor. Yani bu yapısal o yastıkçık içerisinde etrafında helezon şeklinde bir katman ve ortada daha jelimsi bir yapı var. Bu jelimsi yapı o yumuşaklığı ve esnekliği sağlıyor. Bu bozulunca oradaki etrafındaki katmanlar dışarı doğru basınç oluşturabiliyor. Bu ağırlık kaldırma olabilir, zorlama olabilir, ters bir hareket olabilir. Bunun bozulması, etrafının bozulması bunun dışarı doğru pörtlemesine ve çıkmasına yol açıyor. Biz de bu olaya fıtık diyoruz. Tabii çıkar çıkmaz hemen etrafında bacağa giden ya da kollara giden sinirler olduğu için bunlara baskı yapıyor ya da arkada kanalı daraltıyor. Ve ağrılar bu şekilde meydana geliyor. Semptomlar bu şekilde ortaya çıkıyor. Peki hocam, bel fıtığında tanı ve teşhisi nasıl koyuyoruz? Neler yapıyoruz? Tanı ve teşhisi öncelikle hasta geldiği zaman biz hastayı önce bir anamnezini alıyoruz. Evet. Şikayetlerini dinliyoruz. Ne kadar sürede başladığını, ne kadar zamanda geliştiğini, hangi hareketlerde ağrının olduğunu, nereye vurduğunu, yayılımını, beraberinde uyuşukluk var mı yok mu, başka nedenler, başka şeylerle provoke oluyor mu, örneğin eğilirken, doğururken ya da merdiven çıkarken ağrı artıyor mu, bunları soruyoruz. Bu bilgileri ediniyoruz. Sonra muayenemizi yapıyoruz, fizik muayenemizi. Fizik muayenemizi detaylı bir şekilde kuvvet ve duyu incelemesini yapıyoruz. Ağrının nerelere vurduğuna bakıyoruz. Ağrıyı provoke edici hareketler yapıp artıyor mu, azalmıyor mu, azalıyor mu onlara bakıyoruz. Ve ondan sonra bizde bir kanaat oluşuyor. Bundan sonra ikinci safhaya geçiyoruz. Tanı için gerekli incelemelere başvuruyoruz. Bu incelemeler öncelikle işte MR olabilir, evet. Manyetik rezonans görüntüleme dediğimiz buradaki fıtıkları değerlendirebiliyoruz. Kemik yapıyı görmemiz gerekirse normal röntgen filmleriyle kemik yapıda bir sorun var mı, bir kırıklık, çökme, kayma vesaire var mı onlara bakıyoruz. Bunları direkt grafilerle değerlendiriyoruz. MR'la özellikle bu yastıkçık dediğimiz, disk dediğimiz yastıkçıkların bir bası yapıp yapmadığını, siniri sıkıştırıp sıkıştırmadığına bakıyoruz. Evet. Bunlar tanı yöntemlerimiz içerisinde. Evet. Gerekirse tomografi kullanılabilir. Gerekirse elektromiyografi dediğimiz sinirin ne kadar etkilenip etkilenmediği bakılabilir. Yine gerekirse de miyelografi dediğimiz omurilik içerisine kontrast madde verilip işte bunu tomografiyle birlikte artık değerlendiriliyor. Böyle bir yöntem uygulanabilir. Bunlar tanıda kullandığımız yöntemler. Teşekkür ediyoruz. Peki hocam, bel fıtığı nasıl tedavi edilir? Bundan bize bahseder misiniz? Şimdi her bel ağrısı bir kere fıtık. Yani her şey ameliyatlık demek değil. Evet. Bunun işte kullandığımız o elde ettiğimiz bilgilerle, muayene bilgileri, tanıdaki yöntemlerle birlikte bunları değerlendiriyoruz. Basının niteliği, hastada oluşturduğu bulgular, hı hı, ve bunların niteliğinde tedavi formlarımız değişiyor. Evet. Yani çünkü basit bir kulunç ağrısı da olabiliyor bu ağrılar. Ya da istirahatle de değiş ya da basit bir ilaç, kas gevşetici, ağrı kesici ilaç tedavisiyle ya da fizik tedaviyle ki Şenay, evet, hocamız onu detaylı bir şekilde anlatacaktır. Evet. Bunlar düzelebiliyor. Bunun dışında hangi yöntemler var? Bunun dışında tabii ki ameliyat ön planda. Uyguladığımız ameliyat yöntemleri, mikro cerrahide yaptığımız ameliyat yöntemleri. Burada amaç oradaki basıyı, orada mekanik olan, basıyı sinire olan
yaptığı basıyı ortadan kaldırmak ve olayı temizlemek, siniri rahatlatmak. Çünkü bu tüpten çıkan macun gibi bazen, yani bunu ne yaparsanız yapın içeri sokamıyorsunuz ama bu basıyı oradan çıkarıp siniri rahatlatıp hastayı normal hale getirmeniz mümkün. Bu da günümüzde uygulanan mikro cerrahiyle, mikroskop altında yapılan yöntemlerle çok başarılı bir şekilde oluyor. Onun dışında ağrı cerrahisi yöntemleri var. Bunlar uygulanabilir. İşte foraminal enjeksiyon uygulanabiliyor. Oraya steroid uygulayabiliyoruz. Yine bu bölgelere radyo frekansla ağrı, faset ağrısı dediğimiz ağrıları ortadan kaldırabiliyoruz. Yine enjeksiyonla, yine steroid enjeksiyonlar, kas içi uygulanabilen yöntemler var. Bunlar tedavide kullandığımız yöntemler. Peki hocam, ameliyat sonrası iyileşme süreci en çok merak edilen, sorulan sorulardandı. Bu süreçle ilgili ne söyleyebilirsiniz? Şimdi mikro cerrahide yapılan işlemler sadece o bölgeye uygulandığı için artık bel fıtığı ameliyatlarında eskiden bir hafta yatardı hastalar. Evet. Yara iyileşmesi uzun sürerdi, ağrının işte bir ay boyunca istirahat ettirilirdi vesaireydi. Şimdi artık onların hepsi güncellendi, hepsi. Evet. Değişti. Şimdi kullandığımız modern yöntemlerde, mikro cerrahide hasta sadece bir gece yatıyor. O da anestezi aldığı için aynı gün ayağa kaldırıyoruz hastayı, ertesi gün de taburcu ediyoruz. Normal yara iyileşmesini bunu erken almak mümkün değil. Yara iyileşmesinin bir dönemi var biliyorsunuz. Eliniz bile kesildiği zaman o yaranın kapanması bir hafta sürüyor. Onun için yüzeyel yara bir haftada, derin yara, içteki yaranın iyileşme süreci de bir aydır tamamen iyileşme süreci. Bunu hastaya ameliyat öncesi söylüyoruz böyle böyle. İlk hafta dinlenmesini istiyoruz evde, yani ama oturup yemeğini yiyebilir, banyosuna, tuvaletine gidebilir. Ama birinci hafta istirahat süreci var. Bir hafta sonra kontrolünü yapıyoruz. Yara, yüzeyel yara iyileştikten sonra hareketlere başlıyoruz. Hastaya belirli bel kaslarını kuvvetlendirici egzersizler öneriyoruz. Evet. Hasta onları uygulamaya başladıktan sonra tabii bu arada şunu önemli söylüyoruz. Bel fıtığını oluşturan nedeni biz ortadan kaldırmıyoruz. Bu neden ne olabilir? İşte bu dejenerasyon dediğimiz süreç olabilir, ailesel nedenler olabilir, sigara kullanmaya bağlı işte yapısal bütünlüğü bozuluyordur. Ya da ağır iş yapıyordur, ağır işlere devam ediyordur, buna bağlı nedenler orada devam ediyordur. Biz bunları ortadan kaldıramayız. Hastanın bunları kaldırabileceği var, kaldıramayacağı var, dikkat edeceği şeyler var. Bundan sonra tekrarlamaması ya da başka bir yerde bir fıtık oluşmaması için kendisine dikkat etmesini öneriyoruz. Evet, buradan da ameliyat olmuş kişilere ne konuda dikkat etmeleri gerektiğine de vurgu yapmış oldu hocamız. Peki hocam, bel fıtığı ameliyat ya da tedavi edilmezse ne olur? Şimdi tabii bu soruyu şöyle cevaplayayım. Ameliyatlık bel fıtığı, evet, tedavi edilmezse ne olur söyleyeyim, daha iyi olur. Yani ameliyat kararı verdiğimiz, ameliyat olman gerekir dediğimiz bir fıtık. Ki bu fıtıklar ciddi bir şekilde sinire bası yapıyordur. Belirli bulgular vardır hastada. Bu bulguların ağırlaşması söz konusu olabilir uzun vadede. Örneğin ayak düşebilir ki sürmek zorunda kalabilir. Bunlar devam edebilir. Bizim acil dediğimiz Caudal-Ekino sendromu olan hastalar ki bu durum nedir? İşte kasık bölgesinde ciddi uyuşukluk, idrar tutamama gibi ya da ayağındaki düşüklük gibi ciddi olarak ayağını çekememe gibi durumlarda bunlarda çok hızlı davranmak gerekir. 24 saat içerisinde ameliyat etmek zorunludur. Çünkü geriye dönüşümü çok zor oluyor. Bunlar ki Şener Hocam bilir. Böyle bize de geç gelen hastalar oldu. Yine ameliyat ettik. Oldukça hani bir parça aşama kaydettik ama yine de düzelmesi çok zor oluyor. Çünkü 24 saati geçtikten sonra geldiği zaman artık o sinir aynı şöyle söyleyeyim. Yani bir ağacın bir dalı onu
artık yani kuruduktan sonra ne kadar şey yaparsanız yapın, o kuruduktan sonra sularsanız sulayın, tekrar canlanması çok zor oluyor. Evet. Onu kurumadan hemen önce, yani canlıyken, canlılığını yitirmeden eğer sular, gübresini vesairesini verirseniz o tekrar dallanıp çiçeklenecektir. Yani bu da aynı şekilde, yani sinir öldükten sonra artık sizin ona yapabileceğiniz şeyler kısıtlı oluyor. Ağrıya yönelik oluyor ama kuvveti çok zor yani geri dönmesi. Peki hocam, Profesör Doktor Çetin Ayhan Evliyaoğlu'nun Avrasya Hastanesi'nde gerçekleştirmiş olduğu ameliyat ve tedavilerden kısaca bahsedersek neler yaptığınızı izleyenlerimize anlatabiliriz? Burada her türlü ameliyatları yapıyoruz. Yani mikro cerrahiyle olsun, işte bu bel boyun fıtıklarından başlayıp beyin cerrahisinin yaptığı her türlü ameliyat burada yapılıyor. Özellikle beyin ameliyatları. Evet. Burada çok başarılı bir şekilde yapıldı. Bazen navigasyon kullanarak yaptığımız ameliyatlar oluyor. Özellikle beyin tümörlerinde. Yine hipofiz ameliyatları, endoskopik hipofiz ameliyatlarını yapıyoruz. Sinir ameliyatları yapıyoruz. Çeşitli periferik sinir sıkışmaları, karpal tünel, işte kübital tünel vesaire, sinir kesileri, bunların ameliyatları yapılıyor. Hidrosefali ameliyatları yapılıyor. Meningosel, meningomiyelosel gibi konjenital, yani doğumsal kaynaklı beyin cerrahinin alanına giren ameliyatlar burada yapılıyor. Pek çok omurilik ameliyatları, işte kanal darlıkları, kaymalar, beldeki kaymalar, işte bu halk arasında vidalama dediğimiz ameliyatlar. Bunlar yapılıyor. Omurilik tümörleri burada yapılan ameliyatlar. Yani her şeyi yapıyorsunuz hocam. Her şeyi yapılıyor. Yani hani beyin cerrahisi alanına giren alanımızla ilgili olan her türlü ameliyatlar. Hocam, bu anlatımlarınızdan dolayı sizlere çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Yani gayet güzel anlayacakları dilde her şeyi tam detayına kadar anlattınız. Birazdan son mesajınızı da izleyenlerimize alacağım sizden. Şimdi hemen sağ tarafımda yılların güzelliğinden hiçbir şey götürmediği diyelim. Evet, hastalarıyla da yakın ilgi alakasıyla her zaman onların ayrı bir sempatisini kazanmış yılların tecrübe birikimi var. Evet, fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanımız uzman doktor Şenay Sildir. 72 ÇAPA mezunuyum. Ok Meydanı SSK Hastanesi'nde fizik tedavi ve rehabilitasyon eğitimini tamamladıktan sonra İstinye Devlet Hastanesi'ne tayinim çıktı. Orada fizik tedavi servisini kurdum. 29 yıl orada çalıştım. Sonra İstinye'de emekli oldum ve emeklilikten sonraki ilk çalışma yerim burası. 13 yıldır da burada çalışıyorum. Mutluyum, memnunum. Şimdilik gitmeye de niyetim yok. Biz de sizleri çok teşekkür ediyoruz. İyi ki bizlesiniz diyoruz. Hocam, İlk sorumuzu yöneltmek istiyoruz. Boyun fıtıkları neden olur ve belirtileri nelerdir? Bize bundan bahseder misiniz? Boyun fıtıkları biraz önce Çetin hocamın anlattığı, geniş geniş anlattı. Aynı nedenlerden dolayı belde, boyunda, sırtta fıtıklar oluşabiliyor. Doğumsal olabilir. Yaşa bağlı disklerin içindeki sıvının azalması ve disklerin çökmesiyle meydana gelebilir. Travmalardan kaynaklanabilir. Düşmelerden kaynaklanabilir. Ağır çalışma şartlarından kaynaklanabilir. O zaman da kol ağrıları, evet, sırt ağrıları, boyun ağrıları, boyundan başa vuran ağrılar, kollarda, parmaklarda uyuşukluklar meydana gelebiliyor. Muayeneyle ameliyatlık bir durumu varsa beyin cerrahisine yönlendiriyoruz. Eğer yoksa fizik tedavi öneriyoruz. Ya da beyin cerrahi arkadaşımız bazı hastalara öncelikle fizik tedavi şansı tanıyorlar. Düzelirse düzelmiş oluyor, yoksa tekrar beyin cerrahisine gönderiyoruz. Birbirleriyle yakın ilişki içinde olan branşlar, evet, beyin cerrahisi ve fizik tedavi. Hocalarım da bu konuda hastalarına en doğru tedaviyi uygulamak adına da birbirleriyle sürekli etkileşim halindeler. Yani boyun ve bel fıtıklarında ameliyat öncesinde ve sonrasında fizik tedavi uyguluyoruz. Ve de ameliyatında geç kalmaması gerekiyor. Çetin hocamız biraz önce anlattı. Ameliyata geç kalırsak o meydana gelen düşük ayak, geriye dönmesi çok zor olur. Dönmeyebilir. Hasta ayağını sürükleyerek yürür. Bir yere takılır, düşer, yaşlıdır, kalçası kırılır. Birçok
hoş olmayan olaylar meydana gelebilir. Onun için ihmal etmemek gerekir. Zamanda doktora gitmek, doktorun dediklerini yapmak, özellikle de belirtmek istiyorum, komşu doktorların dediklerini asla kulak asmasınlar. Evet. Komşu şöyle dedi, böyle dedi diye geliyor. Ben de o zaman çok, yani bazen kendimi tutamıyorum, diyorum ki o zaman gidin komşunuz sizi tedavi etsin. Hocam peki yıllarca fizik tedavi ünitesinde gerçek anlamda çok büyük hizmetler ettiniz. Hastalarınızı güler yüzle karşıladınız, güzel tedaviler gerçekleştirdiniz ve güzel sonuçlar aldık. Biliyorsunuz ki yaşadığımız şu süreç özellikle bir pandemi süreci yaşıyoruz. Evet. Ama bu süreçte de hep hizmet vermeye de Avrasya Hastanesi fizik tedavi ünitesi olarak da devam ettik. Peki hocam pandemi nedeniyle fizik tedaviye gelmeyen, hastanelere gelmekten de korkan hastalar oldu. Bu fizik tedaviye gelmeyen hastalar için ne söylemek istersiniz? Hepimiz malumunuz pandeminin başında 3 ay evde oturduk. Hiç dışarı çıkamadık. 3 ayın sonunda tekrar göreve geldiğimde bana gelen hastaların birçoğunda hocam biz uzun zaman evde oturduk, dışarı çıkamadık, yürümeyi unuttuk. Hatta hakikaten yürümeyi unutan, yürümekte zorlanan birçok hasta geldi. Ayrıca pandeminin hemen akabinde ya da hemen öncesinde kol bacak kırıkları geçiren hastalar da hastaneye gelmekten korktukları için onların da sonuçları daha zor oldu, iyileşmeleri daha zor oldu, daha zorlandık hem hasta olarak hem ekip olarak. O yani bir işi zamanında yapmıyorsak mutlaka zararlı çıkarız. Evet hocam. Peki fizik tedavi ünitemizde gerçekleştirdiğiniz tedavi isimlerinden kısaca izleyenlerimize bahsedebilir miyiz? Neler yapıyoruz? Genel olarak fizik tedavinin belli başlı araçları, tedavi araçları var. Bunların amacı yüzeyin ısıtıcılar, derin evet. ısıtıcılar, kas güçlendiren ve sinirlere uyaran aletlerimiz var. Hı hı. Ve bunların hepsini hastanın hastalık durumuna göre, zamanına göre değişik şekilde tedavilerini planlıyoruz. Fizyoterapistler ya da elektroterapistler de tedaviyi uyguluyorlar. Hocam izleyenlerimize sizin bugünkü yayın sonunda son olarak söylemek istediğiniz mesajınız var mıdır? Ne demek istersiniz bizim izleyenlerimize? Hastalarıma öncelikle sağlık, mutluluk, güzel günler diliyorum. Doktora geç müracaat etmemelerini rica ediyorum. Evet. Geç kaldığımız zaman hoşumuza gitmeyen sonuçlar elde ediyoruz. Evet. Onun için herkes zamanında hangi branşa gidecekse gitmesini öneriyorum. Evet, fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanımız uzman doktor Şener Çıldır'a da sorularımıza vermiş olduğu yanıtlardan dolayı teşekkürlerimizi iletmiş olalım. Ve beyin cerrahi uzmanımız Profesör Doktor Sayın Çetin Ayhan Evliyaoğlu'nun bugünkü yayın sonunda izleyenlerimize mesajı var mıdır? Bunu sormak istiyoruz. Şöyle, ben de aynı şekilde geç kalmamalarını özellikle öneriyorum. Yani ağırlığınız ne formda olursa olsun, yani hastaneye başvurmakta sakın çekinmeyin. Yani ille her bel fıtığı, boyun fıtığı ameliyatlık demek değil ya da ille ameliyat olacaksınız demek değil. Yani sonuçta bana bazen ameliyatlık diye gelip yok hayır senin ameliyatlık durumun yok, senin bu tedaviyle ya da fizik tedaviyle düzelirsin dediğim çok hastam oluyor. o yüzden hani çekinmesinler, rahat olsunlar. Ben çünkü sonuçta bu iş vicdanla yapılan bir iştir. Kendime yapılmasını istemediğim, kendi yakınıma yapılmasını istemediğim hiçbir şeyi ben hastalarıma da yapmam. O yüzden içiniz rahat bir şekilde gelebilirsiniz. Tedaviniz en iyi şekilde size söylenecektir. En uygun olan tedavi yöntemi. Bundan da rahat olun. Hocam teşekkür ediyoruz. Ayşe Hanım bize ulaşmış hocam. Gerçi neler yapmanız gerektiğinden bahsetmiştik. Tabii ki öncelikli olarak bizlere başvurup bir gerekli tanılar için yapmamız gerekenlerden. Ya Ayşe Hanım boyun ve bel fıtığım var demiş. Kolum ve bacağım uyuşuk, ne yapmalıyım demiş. Zaten öncelikle görünmesi anlatmışsınız. Aynen. Onun dışında da Kemal Bey bize ulaşmış. 2010 yılında hiponüs adenit beyin ameliyatı oldum. Tekrar nüksetti. Ameliyat olabilir miyim? Tabii diye olabilir. Bir soru sormuş. Tabii ki olabilir. Yani bakılması lazım. Yani yapılan ameliyat
evraklarıyla gelirse evet. Eğer hani ne ameliyatı yapılmış, nasıl olmuş evet. Ve hani ne yapılabilir, onların değerlendirilmesi gerekir. Kemal Bey ve Ayşe Hanım için ne diyoruz? Hastanemize başvurabilirsiniz diyoruz. Ve kanal daralması için ne yapılmalı diye Muhammed Bey sormuş bizlere. Kanal daralması. Şimdi kanal daralması tabii ki daha ayrı bir problem. Yani omurilik kanalının daralması ki bu hastalarda çok farklı bulgular oluyor. Özellikle yol yürümede ya da ayakta dik durmakta zorlanıyorlar. Belli bir mesafe yol yürüdükten sonra oturma çömelme ihtiyacı hissediyorlar. Genelde bu hastalar öne doğru eğik, kendilerini daha rahat hissederler. Dik durdukları zaman ağrıları, bacaklarında uyuşmaları, bazen ileri safhalarda idrar kaçırmaları meydana gelebilir. Evet. Bu yüzden hani biz bunları değerlendiririz, kanal çaplarını ölçeriz, işte çektiğimiz o tanı yöntemleriyle ve ona uygun tedavi yöntemlerini söyleriz. Ameliyatlarda ona göre yapılır kanal darlığı tedavisi. Hastanın genel durumuna, yaşına uygun tedavi yöntemi belirlenir. Teşekkür ediyoruz. İki hocamı da bugünkü bana da vermiş oldukları enerjiden, hastalara sunmuş oldukları katkıdan dolayı sizlerin huzurunda teşekkür ediyoruz. Evet, beyin cerrahisi ya da fizik tedavi ünitelerimizden randevu almak için web sitemizden online randevudan ya da 0212 665 50 50 numaralı çağrı merkezimizden ulaşarak randevu talebinde bulunabilirsiniz diyelim. Evet, bu süreçte de iki duyuru yapmak istiyorum. Fizik tedavi muayenelerinde de SGK'lı hastalarımızdan fark almadığımızı buradan duyuralım ve haftaya 6 Şubat'ta Avrasya Hastanesi'nin dijital starları ve Avrasya Hastanesi'nin dijital yıldızları ödüllerini veriyoruz biliyorsunuz ki. Evet, Ocak ayında da en çok yorum, beğeni ve paylaşım yapan hem hastane çalışanı hem de takipçilerimizden birer şanslı kişiyi Facebook verilerinin belirlemesiyle 6 Şubat günü de sürpriz ödüllerle buluşturacağımızı da buradan duyurmuş olalım. Herkese sağlıklı günler diliyoruz. Kendinize iyi bakın diyoruz. Hoşçakalın. Panelimizin sevgili halkımıza faydalı olduğunu umuyorum. Her ne zaman bilgilenmek isterlerse bize ulaşabilirler. Memnuniyetle cevap veriyoruz. Ve evlerine konuk oluyorsunuz. Oturdukları yerde hizmeti ayaklarına götürüyoruz. Neden hocam? Çünkü artık dijital çağdayız ve dijital platformlarda hastalarımızın, izleyenlerimizin merak ettikleri soruları sizler gibi değerli hekimlerimiz sayesinde bilgilerimizi ulaştırıyoruz. Eğer hastalıkları varsa da hastaneye bu süreçte gelsinler. Çünkü hastanelerimiz en güvenilir yerler. Evet, hastanemiz çok şükür güvenilir. Evet. Pandemiden pek fazla etkilenmediği personelimiz hepimiz güvenle muayeneye gelebilirler. Hastanemize ne zaman isterlerse ziyarete gelebilirler. Peki hocam, teşekkür ediyoruz. Evet hocam. Ben de bu bilgilendirmenin oldukça iyi olduğunu düşünüyorum. Çünkü hastalarda genelde bel fıtıklarında aman sakın ameliyat olma ya da boyun fıtıklarında, yani bunlarda sakın ameliyat olma, işte şöyle olur böyle olur gibi bir şey var. Bunu biz çok duyuyoruz. Bilgi kirliliği. Bunun kırmanın en iyi yolu doğru bilgilendirmedir. Yani hastanede hastaya başvurduktan sonra ona uygun en iyi tedavi neyse biz onu öneriyoruz. Yani bu iyi de demek değildir ki ameliyat ya da başka bir şey. Hastanın o anki durumuna, pozisyonuna, bulgularına göre karar vermektir. Ve onun iyiliği içindir. O yüzden tabii tedavinin en iyi yöntemi komşu doktorların söylentileri kesinlikle kesinlikle. Asmasınlar, gelsinler uzman doktorlarımızın. Evet. Yani önemli olan bu tür hastalıklar, çaresi olan hastalıklar, çaresiz dert olmasın diyorum. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Güzel bir mesaj. Güncel bir şey ilave etmek istiyorum. Birçok hasta ya da tanıdık ya da şoför falan filan aşı konusunda da bize danışıyorlar. Aman aşı olmayalım, onu olmayalım. Bir bilgi. Evet, dün bir hastam yanının yakını eşini muayeneye getirdi. Beyefendi, ben asla aşı olmayacağım, ölürsem de öleyim gibi, yani çok saçma sapan bir kanı var Şenay hocam. Aşı, işte neden Çin'de yapılmayan aşıyı bize yapıyorlar? Genetiğimiz mi değişecek?
kısır mı olacağız, o mu bu mu gibi birçok düşünceler kafalarına sokuyorlar ve olmak istemiyorlar. Ben de ona dedim ki biz hepimiz olsak, bir tek sen olmasan yine bu hastalık yayılacak. Onun için sizin de olmanız şart dedim. Yok ben ölürsem koronadan öleyim dedi. Yani bu kadar ne diyeceğimi de bilemiyorum. İnsan varken biz bu işten nasıl kurtuluruz bilemiyorum. İnşallah Allah sizler bize yardım eder. İnsanların, sizler gibi işinin ehli insanların bilgilerini paylaşarak, bizler de kamu hizmeti yaparak, duyurarak insanları bilgilendireceğiz. Evet, hocam. Evet. Yani biz de aşı olduk. Yani korona mı aşı mı? Ben aşı derim. Ben de öyle diyorum. Cumhurbaşkanımız oldu, Sağlık Bakanımız oldu, Bilim Kurulu üyeleri oldu, bütün hastanenin sağlık personeli oldu. Hiçbir şey olmadık, niye olmak istemiyorsunuz diye de örnek gösteriyorum. İnşallah faydalı oluyoruzdur. Ve bu pandemi döneminde de en çok sıkıntıyı sizler yaşadınız. Tüm sağlık çalışanlarımızla birlikte resmen savaş içindeydiniz hocam. Evet. O yüzden sizlere ve tüm sağlık çalışanlarımıza sizin yerinizde sağ olun, çok teşekkür ediyoruz. Bu arada da kaybettiğimiz şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Rahmetle anıyoruz. İnşallah kıymeti bilinir sağlıkçıların. Dayaklardan vazgeçerler, küfürlerden vazgeçerler. İnşallah eski saygın günleri görürüz diyeyim. Evet, yani bu da bir savaştır. Evet. Biz virüsle savaşıyoruz. Yani savaşta savaşan her birey şehittir eğer kaybedilirse. Evet hocam. Evet kıymetli Şifa Kapısı programı izleyenlerimiz, iki değerli hocamızın mesajlarını sizlerle paylaştık. Bilgi kirliliğini dur diyoruz. Çünkü işte bilim insanlarımız, değerli hocalarımız çok da güzel mesajlar verdiler. Bizleri bilgilendirdiler. Değerli hocalarımıza teşekkür ediyoruz. Siz değerli Kanal 58 izleyenlerimize ise bizlerden ayrılmamanız ümidiyle hoşça kalın, dostça kalın, saygı ve sevgiyle kalın efendim. ...1999 yılında dünya yeni bin yıla merhaba demeye hazırlanırken, Avrasya Hospital, İstanbul'un tam merkezi Zeytinburnu'nda, hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir parolasıyla hizmete girdi. Hastane olarak projelendirilen ilk özel hastanelerden biri olan Avrasya Hospital'ın farkı, ergonomik yapısı ve özel mimarisiyle öne çıkıyor, hizmet anlayışında 21. yüzyılında ötesinde bir kalite anlayışını benimsediği fark ediliyordu. Avrasya Hospital altyapısını yaparken ameliyathanelerine çok önem vermiştir. Hastanemizde 24 saat çalışabilen 6 ameliyathane vardır. Tam donanımlı, düzgün ameliyathanelerimiz vardır. Sağlık ne kadar öncelikliyse insan da en az o kadar değerliydi Avrasya Hospital için. Hasta ve yakınlarının memnuniyeti, Avrasya Hospital'ın uzman kadrosunu da memnun ediyordu. Hasta haklarını esas alan duruşuyla ISO 9001 standartlarını yakalayıp, Sağlık Bakanlığı, sağlıkta kalite standartlarında da A sınıf hastane olmayı başardı kısa sürede. Ben buraya manuel sandalyeyle geldim. Şimdi gördüğünüz gibi ayaktayım. Doktorlarımı, hastaneyi o kadar çok seviyorum ki başım ağrısa buradayım. Türkiye'nin radyasyon onkolojisi ruhsatı alan ilk özel hastanesi olan Avrasya Hospital, daha geniş alanda daha kaliteli hizmet verebilmek için yatırımlarına her geçen gün yenilerini ekleyerek büyüdü ve 17 bin metrekarelik kapalı alana ulaştı zamanla. IŞİN tedavisi, radyoterapi uygulanan onkoloji merkezi, anjiyo ve bypass ve tüm kalp ameliyatlarının yapıldığı KVC ve kardiyoloji üniteleri, endoskopi üniteleri, medikal estetik ve güzellik ünitesi, çağın ilerisini zorlayan gelişmiş görüntüleme merkezleri ve laboratuvarlar, cerrahi, koroner, KVC ve yeni doğan bakım ünitelerine ayrılmış 51 yatak kapasiteli yoğun bakım üniteleri, tüm donanımlara sahip acil servisi, ambulansı, 30'u aşkın poliklinik odası, 135 yatak kapasitesi, kimi zaman hayata döndüren, çoğu kez sağlığa kavuşturan, bazen de düşen yaşam kalitesini düzelten 6 adet üstün teknolojik donanımlı ameliyathanesi,
Güneş sisteminin 3. gezegeni, dünyadan ilk nefeslerini alacak bebeklere ilk ev sahipliği yapan 3 doğum annesi, 26 branşta 50'den fazla uzman doktor kadrosu ve 350 hasta odaklı çalışan personeliyle Avrasya Hospital 7 gün 24 saat hizmet vermektedir. Hastane bünyesinde yer alan saç ekim ünitesi her ay onlarca insanın mutluluğu yakalamasına yardımcı olmakta. Her bebek sevinç, mutluluk, neşe ve umut olarak doğar. Geleceği daha güzel kılacak olan onlardır. Avrasya Hospital, bebeklerle olan diyaloğunu onlar henüz anne karnındayken başlatmakta. Yakın ve özel takiplerle aileler mutlu final için hazırlanırken, bebeklerin anne karnındaki büyülü yolculuğu her aşamada takip edilip destek verilmekte. Doğum sonrasında ise sağlıklı büyüme ve gelişme için gerekenler yapılmakta. Bebekler Avrasya Hospital'la birlikte büyüyüp hayata alıştırılmaktadır. İstanbul'un göbeğinde yer alan Avrasya Hospital, Marmaray ve tramvay yolu üzerinde konumu ile size bir telefon kadar yakın. Bu telefon bir gün hayat kurtarabilir. 0212 665 50 50